Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçtiğimiz gün Sayın Eğirdir Kaymakamımız Abdullah Aktaş Başkanlığı'nda Eğirdir Kırsal Kalkınmayı Geliştirme konulu bir toplantı düzenlendi. Siz de buradaydınız başkanım. Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl ile kısa süreli bir tartışma yaşadınız. Bu konuyu halkımız tam anlayamadı. Orada yaşananları bize anlatabilir misiniz? Memnuniyetle. Şimdi o günkü toplantıda Sayın Kaymakamımızın başkanlığında bir gündem oluşmuş. Sırasıyla örneğin başta eğitim, diğer konular falan. Tabii biz bir anda tam kavrayamadık. Eğitimle ilgili görüşlerimizi sordu. Oradaki eğitimcilerimiz var, diğer katılımcılar sordular. Şöyle olsun, şöyle mi olur, önerilerini sundular vesaire vesaire. Biz de görüşümüze her maddenin görüş ve fikrimizi bildiğimiz kadar açıkladık. Fakat bu arada tabii ki ben Eğirdir Gölü'nü ve Doğası'nı Koruma Dernek Başkanı olarak katıldım oraya. Şimdi çevreyle ilgili, doğayla ilgili bir gündeme getirdiler. Bu konuda da görüş ve fikirlerini Sayın Kaymakamımızın da açıklaması yaptığı yönetici olarak hem moderatör olarak biz de bu konuda fikirleri olanlar söz almak isteyenler dedi. Biz de söz aldık. Çevreyle ilgili gölün durumunu anlattık. Kirliliğini anlattık. Efendim bildiğimizi anlattık. Elimizdeki donanların olduğunu söyledik. Gölün işte kuşak projesiyle ilgili görüşlerimizi açıkladık. Kuşak kanalizasyon projesiyle ilgili işte devlet tarafından efendim bu memnuniyetimizi bildirdik. Kuşak projesinin yani safhasında olduğunu Sayın Kaymakamımız birinci ağızdan söyledi. Bunun memnuniyetimizi bildirdik. Fakat dedik şu anda gene hatta bölge yerleşim birimleri de bu kuşak projesine hazırlansın. İlgili belediyeler, köylerimiz de bu kuşak projesine bağlanması lazım bunların. Gölümüzün kirliliğinden arındırılması için bunları söyledik. Evet başkanım, araya gireceğim hemen. Evet. Kuşak projesiyle ilgili belediye başkanı Ömer Şengöl'ün desteği var mıdır? Bence yoktur. Çeşitli kuşak projelerini ben kendisini de sordum. Çeşitli meclis toplantılarına katıldım. Bilgi almak istedim. Veya bölgeyle ilgili bazı önerilerimi söylemek istedim. Beni maalesef dinlemedi. Ben kuşak projesi benim programımda yok. Onu ben bilmiyorum dedi. Evet. Bilmesi lazımken bilmiyorum dedi. Sonra biz gene Sayın Kaymakam'ın vali yardımcılığı döneminde Sparta'da bir toplantı oldu. Bütün bürokratlardan oluşan tek sivil toplum örgütü olarak ben davet edildim. Çünkü orada Göl Üst Kurulu'nda biz üyeyiz dernek olarak. Orada da hiçbir belediye bunu olumlu bakmadı. Bir ben orada dernek başkanı olarak ve siyasiler, işte AK Parti meclis üyeleri, AK Parti meclis başkanı gibi bu siyasiler de kuşak projesini desteklediğini söylüyorum. Ben de kamuoyu adına desteklediğimi söyledim ama bu konuda Sayın Kaymakamımız başta olmak üzere Sayın Milletvekilimiz, milletvekillerimiz, eski İl Genel Meclis Üyesi Veli Gök ve şimdi AK Parti İlçe Başkanı Sayın Veli Gök'ün evet, özellikle üzerine basarak belirtmeliyiz ki Sayın Veli Gök'ün büyük destek, katkı ve çalışmaları mevcuttur. Evet, onu inkar edilemez. Ben şurada şunu belirteyim. Bakınız, ben hiçbir siyasi partiye üye değildim. Bakınız, tekrar ediyorum. Her şeye ben objektif bakıyorum. Ben bir dönem, bayağı yıllarca biz burada Eğirdir Teşkilatı'nda bir görevde bulunduk. Yani bunu açıklamakta hiç herkes biliyor bunu. Gayet normaldir. Partisinin 87'den 99'a kadar ben yönetimdeydim. Yönetimde de aktif idik. Bayağı büyük hizmetler yaptık bu memlekete ve Türkiye'ye. Tabii siyasi geçmişimde olunca ama ben 1999'da istifa ettim. Sonra
bu dernek yönetiminde şu anda da 7 yıldır da başkanıyım. Yani ben diğerleri gibi oradaki katılımcıların tamamı devletten maaş alıyor. Orada tek maaş almayan bir başkan olarak ben varım. Çünkü ben aidat bile toplamıyorum. Bütün giderlerini kendim karşılıyorum. Benim hiçbir şahsi beklentim de yok. Evet başkanım. İşe de ihtiyacım yok. Aşağıda ihtiyacım yok. Evet başkanım. Kimseye gebe de değilim. Ben ömrüm boyunca 70 yaşındayım. Yalan söylemedim. Haram yemedim. Bu yalan söylemeye, iftira kimseye atmadım. Bunu reddediyorum. Evet başkanım. Gölder başkanısınız. Ha. Yani biraz onu açalım. Eğirdir Gölü'nü koruma, kurtarma, kültürünü yaşatma derneği başkanısınız. Evet. Oradaki yaşananları anlatır mısınız bize toplantıda? Ha. Sayın Şengöl ile. Oraya gelecektim. Siz... Şimdi biz bunları görüş ve fikirlerimizi anlattık. Ve kuşak projesi uygulanmadan Eğirdir ve çevresinde bu konuşulan toplantılar, şunlar, bunlar hepsi benim anlayışımla şeydir. Havanda su dövmektir. Şimdi bizim bu kuşak projesi gerçekleşince bunu aslında bu bilgilere paylaşıyorum. Bunlardan da ben destek istiyorum Eğirdir adına. Sayın Başkanım sözünüzü böldüm. Bir şeye temas etmek istiyorum. Sayın Kaymakamımız göreve geldiği günden itibaren tabii yıllarca siz de şahitsiniz. Sayısız toplantılara, sayısız programlara katıldık. Ve hepsi masada kaldı. Eğirdir'in gelişimi açısından, Eğirdir'in sorunları açısından birçok toplantı yapıldı. Siz de şahitsiniz. Sayın Kaymakamımız göreve geldiği bugünden itibaren öyle bir intibayı ortadan kaldırdı. Artık yani masada kalmayacak Eğirdir'de hiçbir şey. Bir de şu orada eğitimle alakalı sorunlar görüşüldü o toplantıda. Daha önceki yıllarda eski belediye başkanı Sayın Osman Nuri Özmeral döneminde Eğirdir'e okul yapımı için bir toplantı yapıldı. Ve şu anda mevcut belediye başkanımız da birçok Eğirdir'in önde geleni orada Eğirdir okulu için maddi yardımda taahhütte bulundular. Ve sadece iki kişi taahhütünde bulundu ve parayı yatırdı hesaba. O konuda orada kaldı. Yani masada kaldı. Evet buyurun. Şimdi kaymakamımızdan bahsettim. Masada kaldı dedim. Evet daha şimdi, önceki... Sayın kaymakamım ben vali yardımcımdan ve Şarkıraş kaymakamımdan tanıyorum. Şarkıraş'a çok güzel hizmetleri var. Vardır, muhakkak vardır. Yani ben Sayın Kaymakamımızdan buraya tayini çıkar çıkmaz bayağı bir çok sevindim. Ha, giden kaymakamımız kötü müydü? İyiydi. İnsancıl işler iyiydi. Fakat şu çok önemlidir. Eğirdir. Giden Sayın Kaymakamımız Eğirdir'e hafif geldi. Mevcut şimdiki kaymakamımız kadar aktif değildi. Yani onun nedenlerini de açıklayabilirim ben. Ama Sayın Kaymakamımızdan Eğirdir'e bir şanstır. Bu kaymakamımıza sahip çıkmamız lazım. Ve fikirleri çok önemlidir. Tecrübeleri çok, şu girişimlerin gene ben kendisini buradan da uyarıyorum. Yerde kalmasın. Bu masada kalmasın. Biraz önce kendisi, ifade ettiniz. Kendisi şimdi de ifade etti. Toplantılar, örneğin Nuri Özmeral Bey'den, ben onu o zaman ben oy vermedim ben Nuri Özmeral'a. Ama orası, ben destekledim. Orası ama ayrı konu. Şunun için destekledim. Ortak noktamız Eğirdir. Bak, ortak noktalarımız var tabii yani. Ama çok ayrı düştüğümüz yerler de var. Bunlar boş tenike. Ömer Şengül'dü boş tenike. Nuri Özmeral'dı boş tenike. Bunlar kalktılar, biri partisini televizyonda muhakkak olmadık hakaret yaptı. Hepsinin güzel biri hizmeti vardır. Biri de Ömer Şengül'de televizyonda 32 kanalda devlete hodri meydan dedi. Devlet hodri meydan demez. Ben orada onu da söyleyecektim. Burası 32 televizyon değil. Devlete hodri meydan dersin ama Hüseyin Kartal'a değilemezsin. Bak orada devlete hodri. Konu nedir? Konu Karacören Barajı'nı ilgili suyu keserim, bilmem ne ederim, hoyrum. Ya sen nesin sen devlete, neyine karşı geliyorsun ya? Devlet, yani şimdi
Bunlar bu nereden alıyor gücü bilmiyorum. O günkü tartışmayı geleceğim şimdi. O gün konu şudur. Biz dedik ki arıtma tesisiyle ilgili, bak yani ben burada çok heyecanlıyım yani, doluyum. Lütfen beni biraz herkes mazur görsün. Sayın halkım da, çevre halkım da, şu dediğim çevreyle ilgili bunları söyledik. Kuşak prosesini desteklediğimiz söyledik. Ve arıtma tesisi, mevcut arıtma tesisi dedik ki, bizim mevcut tarımsal, toparlıyorum o anlar, herkes anlar bunu, aktif adam, oradakiler hepsi anladı. Evsel, tarımsal ve sanayi atıklarına arıtmaya haiz değil. Teknolojisi eski. Evet. Halk tabiriyle. Yenilenmesi lazım. Ama bu kuşak projesi gerçekleşirse onu da gerek kalmayacak yani. Dedim. Şimdi ve Boğazova arazisi mecburen kanaldan sunuyor ve kanal kullanıma elverişli değil. Bunu kirleten de arıtma tesisinin çıktısı. Zehir akıyor oraya. Canlı yaşamıyor. Kovada Gölü'nde de canlı yaşıyorsunuz. Canlılar yenilebilir değil. Evet. Suyu kullanılabilir değil siz dedim. Siz bunları söylediniz. Bunları söyledim. Bu hemen söz aldı. Hemen şurası çok önemli. Bir dakika geçmedi bak. Bir dakika evvel ben bir konu, hangi konuydu onu şu anda hatırlamıyorum heyecanımdan. Bir konuda da söz aldı. Ama eğitimle ilgili, ama sağlıkla ilgili, şununla bununla ilgili. Size katıldığını beyan etti Sayın Şengör. Size katıldığını beyan etti. Aynen şunu söyledi. Hüseyin abinin dediklerine aynen katılıyorum dedi. Aynen bu hitap etti. Bak Hüseyin abinin dedi. Hüseyin Kartal abinin dedi. Bir dakika sonra Hüseyin abi alıverdi. Hüseyin Kartal yalan söylüyor. Hüseyin Kartal iftira atıyor gibi böyle hiddetli bir şekilde bize, benim için o cenahta bu kelime, ya ben layık değilim. Ve ben de orada tepkimi gösterdim. Ama böyle, ama böyle tam içimi boşaltamadım ama dedim ki eğer iftira atıyorsam, yalan söylüyorsam işte yargı orada. Git yargıyı, ben orada hesabını veririm. Ve o da dedi ki, aynen bunu söyledi. Ben hafızamda yanlış olmasın. Sen git yargıyı dedi. Ben senin kadar küçülmedim dedim. Küçülmem dedim. Sen gideceksin. Senin dokunmazlığın var. Anladın mı? Vali izin verecek, bilmem ne çık, ben onlara girmem. Ama ben yeri ve zamanı geldiği zaman, ben de bir kara kutu var. Bu kara kutuyu açıklayacağım. Evet Sayın Kartal. Yani. Kara kutu olduğunuzu beyan ediyorsunuz. Evet. Bildiğiniz çok şeyler vardır muhakkak. Çok bunların şey. Tabii ki de belgeleri vardır. Belgeleri de var, canlı şahit de var. Bunları şimdi şu anda açıklamanın pek, ama geniş bir, en kısa zamanda bir basın toplantısı yapacağım. Bu onun bana yalan söylüyorsun ve iftira atıyorsun kelimesini şu anda da şunu eğer Sayın Kaymakamımın dikkatine, bakınız benim bu iddialarım, burada bu iddialarım benim, okusun ya, veya beni davet etsin, ben gelirim bu konuyla ilgili, benim vazifeye davet ediyorum Sayın Kaymakamıma. Mesele nedir? Mesele burada meyve fidanlı araştırma enstitüsü. Meyve kültür neydi adı? Eğirdir Marem. Meyvecilik Marem, araştırma. Marem'de laboratuvarımız var bizim. Bak laboratuvarımız var. Bu toplantı yaptığımız su ürünleri araştırmada laboratuvarımız var. Bunlara bir talimat versin. Evet başkanım, süremiz doluyor. Toparlayalım. Bu iddialarımı katlamak için orada bir laboratuvar çalışması yapsın. O raporunu bana bilgilendirsin. Daha onlar da inanmıyorsa üniversitemizde var. Laboratuvarımız. Oraya bir numune göndersin. Bunu açıklık getirsin. Ancak bunu yaparsa Sayın Kaymakamımın uhdesinde olur bu. Daire amiridir.
daire amirlerine bir talimat. Mutlaka yapacak. Yani efendim. bunun açıklığı kadar. Ha, ben orada hakikaten benim dediğim çıkmazsa ben sayın belediye başkanından özür diliyorum. Ama ondan da ben bir özür bekliyorum. Ama laboratuvar çalışmaları neticesinde. Bende raporlar var. Ama bunu da inanmayacak bunlar. Resmi rapor var. Evet başkanım, yani katılımımızdan dolayı. Yani suyun ötürü kullanılamaz, canlı yaşamıyor, canlı yemeyin diye ilgili birimlerden ciddi raporlar var. Yani bunları ilgili makamlar bilmesi lazım yani. Biz biliyoruz da biz sivil gıt kanat, biz bu çalışmalar yapıyoruz. Koskoca devlet, belediye yapmıyor mu? Yapması lazım. Sonra Eğirdir içme sularından da bahsetmemiz lazım. Evet başkanım, süremiz doluyor. Kim? Oradaki ben o gün onu söyleyecektim. Siz güvene çeşmenizden su içiyor musunuz? Çamaşırı dahil kirleniyor. Evet başkanım, konuşulacak çok konu var. Ben katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Son bir mesajınız nedir Eğirdir halkına? Efendim, Eğirdir halkımızın sağlıklı yaşaması için önce sağlık ve gelir seviyesinin yükseltilmesi için daha söylenecek şey var. Biz tarım ilçesiyiz. Ve işte tarımımıza teknik ve modern tarıma yönelmemiz lazım. İşte pazarlama da devletin desteği lazım. İşte belediyemizin de desteği lazım. Ben hiçbir o katılımcılara, sitem ettiğim, eleştirdiğim kurumlara şahsi hiçbir meselem yoktur o kişilerle. Benim muhatabım belediyedir. Belediyede bugün Ahmet vardır, yarın Mehmet vardır. Kaymakam yine bugün bir kaymakam vardır, bir başkası var. Daire amirlerden hepsinden saygımız var. Ama yanlış yapanı da eleştirme hakkımız da var. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür çok ediyorum. Sağ olun. Her şey Eğirdir için. Biz Eğirdir için elimizden geldiği kadar fikren, zikren katkıda bulunmak istiyoruz. Önerilerimiz, projelerimiz, çok çözüm var. Biz sadece eleştirmiyoruz. Yani çözümü de öneriyoruz. Dikkatlerini çekiyorum. Evet, sayın çok teşekkür ediyoruz Sayın Kartal. Ben de teşekkür ediyorum. Zaman müsait olduğumuz zaman tekrar geniş bir, kapsamlı bir açıklama yaparız.